Selamünaleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle chat'la başlayalım. Önemli gelişmeler var. Dün çeşitli haberler servis edilmişti. Dikkatle seçilmiş chat kabile birlikleriyle koordinasyon halinde bazı Fransız askerlerinin Çad'ın doğu bölgesine doğru ilerlediği ifade edilmişti. Bu askeri operasyonun yalnızca Fransa tarafından yönetildiği, Çad ordusunun katılımının olmadığı, sadece vekil rolüyle sınırlı olduğu ifade edilmişti. Yani Fransa Çad ordusunu dinlemeden kabileleri kışkırtarak kendisi operasyona kalkışıyor. Ardından bugün itibariyle güzel bir gelişme servis edilmiş. Çad ordusunun alarma geçtiği Sudan sınırında Adre şehrinde görev yetkisi olmayan Fransız askerleri tek tek tutukladığı belirtiliyor. Fransız askerlerini tutuklayan Çad ordusu komutanının kahraman ilan edildiği ifade edilirken daha sonrasında şu paylaşım yapılıyor. Bu subay ordudan terhis edilirse dünya bundan Fransa'nın sorumlu olduğunu bilecektir paylaşımını yapıyor. Kısacası Fransız askerler bir kez daha rezil olmuş durumda. Çad askerleri tarafından gözaltına alındılar. Fransa basınında ise Çad'la ilgili şu haberler servis edilmişti. Fransa'nın Afrika stratejisinin Çad'a bağlı olduğu belirtiliyor. Çad ordusu bölgedeki en güçlü, en disiplinli güçtür iddiasında bulunulmuş. Ülke hem Fransız hem de Amerika stratejik karakollarına ve çeşitli birliklere ev sahipliği yapıyor. Yine ülkemiz Türkiye'den çeşitli satın alım yaptıklarını da hatırlatalım. Çad ordusu Sudan yakınlarında Fransız askerleri esir almış durumda. Biz de bu gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Diğer haberleri aktaralım. Türkmenistan'la ilgili bir gelişme var. İzmir'de bir evde derin dondurucu içerisinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. Olayın şüphelisi Türkmenistan uyruklunun arandığı ifade ediliyor. Türkmenistan uyruklular Türkiye'de bir suça karışmış durumda. Yine Hindistan ve Pakistan'ı etkisi altına alması beklenen Biparjoy fırtınası Hindistan'ın Rajasthan kentinde Ajmer'e ilçesini vurmuş durumda. Bölgede etkili olan fırtına sonrasında cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplanırken fırtınanın Pakistan'ı da vurması bekleniyor. Yine 19 Haziran 2023 tarihinde Endonezya-Arjantin hazırlık maçı öncesinde taraftarlar bilet almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Endonezya'da bir futbol maçı için ilk defa bu kadar uzun bir kuyruk olduğu belirtiliyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić konuştu. Kosova'nın kuzeyindeki gerginliği değerlendiriyor. Bilindiği gibi Sırbistan'da sel olmuştu. Kendisi sel hakkında konuşacağına hala Kosova hakkında konuşuyor. Şunları söyledi. Gözaltına alınan Kosovalı Sırplar serbest bırakılmadığı sürece hiçbir şey hakkında konuşmayacağım. Belgrad-Priştine diyalog süreci artık tamamen anlamsız açıklamasını yapıyor. Batı ülkelerin aldığı kararlar Kosovalı Sırpların vurulmasına ve şiddet görmesine izin veriyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise her şeyi yapmakta serbest gibi Avrupa Birliği'nin Kosova'da hukukun üstünlüğü misyonu Eulex sayesinde sadece Kosova'yı koruduğunu, şiddet gören Sırpları umursamadıklarını görüyoruz açıklamasını yapıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu haftalık kabine toplantısına başkanlık ederken bir kez daha görevi bırakmayacağını, protestoların sonuç vermeyeceğini de ifade ediyor. Yine ülkelerindeki savaş nedeniyle bir yılı aşkın süredir Antalya'ya gelen Ukraynalı çocuklar dikkat çekiyor. Farklı yerlerin yanı sıra Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerinde otellere ilk etapta 1100 Ukraynalı çocuğun bakıcılarıyla beraber yerleştirildiği belirtiliyor. Bazı çocukların Türkçe konuşmaya başladığı ifade edilirken bazı çocuklarda ilk kez Antalya'da denize girdiklerini, yüzme öğrendiklerini belirtiyor. Burada yüzme öğrendim, kurslar sayesinde Türkçe, Japonca, İngilizce öğrendim açıklamasını yapıyorlar. Ki Türkiye'de umarız dostlar annesi babası olmayan çocuklara da bu şekilde bir hizmet sağlanıyordur. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Ukraynalı yetimlere yani anne babası savaş nedeniyle vefat etmiş kişilere yönelik bu şekilde bir hizmetten bahsedilirken dediğimiz gibi umarız Türk vatandaşı yetimlere de bu şekilde Japonca, Türkçe, İngilizce, deniz kursu ve benzeri sağlanıyordur. Yine diğer gelişmeleri aktaralım. Haberlerimiz şu şekilde. Yunanistan açıklarında bilindiği gibi tekne batmıştı. Yunan sahil güvenlik botu halatı bağlayıp bizim tekneyi çekerken sert bir şekilde sağ sol yaptı şeklinde bir mülteci İngiltere medyası Times'a konuşuyor. Mülteci teknesini Yunanistan'ın batırdığı artık kesinleşmiş durumda. Yunanistan'ın mültecileri batırdı. 600 civarında kişinin öldüğü fakat basına az sayıda ölünün açıklandığını da hatırlatalım. Yine Rus ordusuna Ka-52 tipi helikopterin Ukrayna ordusunun kullandığı Türk yapımı kirpi zırhlı aracı vurduğu ifade edilmiş. Rusya'da propaganda amacıyla sürekli Türk yapımı TB2, Türk yapımı kirpi gibi ülke ismini söylüyor.
Yine Suriye'de Humus'un kuzeyinde Mustafia ilçesinde seyir halinde Esad rejimine ait askeri araca saldırı düzenlendi. 3 rejim milisinin öldüğü ifade edilirken 7 rejim askerinin yaralandığı belirtiliyor. İngiliz Challenger 2 tanklarının ilk kez Ukrayna ordusunda hizmette görüntülendiği yönünde de haberler paylaşılmış. İran ordusunun Ermenistan sınırındaki birliklerin alarm durumuna geçtiği ifade edilmiş. İran'la Özbekistan arasında görüşmeler devam ederken İran Azerbaycan'a karşı kışkırtıcı hamlelere devam ediyor. Bu olaylara ilişkin Azerbaycanlı tarihçi akademisyen Ramin Sadık şu değerlendirmeyi yapıyor. Ermenistan kaynaklı ciddi bir gerginlik var. Son günlerde Zengezur koridoru konusu gündem olunca Ermenistan ve arkasındaki güçler Azerbaycan sınırında tacizler ve provokasyonlar yapıyor. Daha büyük provokasyon için hazırlanıyorlar. Amaç barış görüşmelerini durdurmak. Bir yandan Hindistan'dan, bir yandan Fransa'dan silahlar alan Ermenistan'ın İran silahlarını kullandığı da hatırlatılırken bugün Ermenistan Savunma Bakanı Fransa'ya gitti. Yeni silah alımları ve benzeri olacak değerlendirmesini yaparken kendisi de bölgenin ısınacağını belirtiyor ki zaten bu değerlendirmeyi yapmak için artık akademisyen olmak gerek yok. Türkiye'de herkes biliyor ki Ermenistan her gün ateşkesi bozuyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın sabrı da bir yere kadar devam edecek. Daha öncesinde Türkmenistan'a yönelik dünyayı kirlettiği haberini servis etmiştik. Bu sefer Fransa 24'te de bu haberler gündem olmuş. Cehenneme açılan kapı Türkmenistan'dan iklim değişikliğine yol açan gaz sızıntılarını kapatması istenmiş durumda. Onlarca yıldır alevler ve zehirli gazlar yayan devasa bir çukurdan bahsediyoruz. Darvaza kraterini ev sahipliği yapan Türkmenistan, dünya tarafından tepki çekmeye devam ediyor. Dünyayı metan sızıntısı anlamında zehirleyen Türkmenistan'a yönelik haber paylaşılmış. Cehenneme açılan kapı olarak adlandırılan Darvaza kraterinin son 50 yıldır Türkmenistan'ın geniş gaz rezervlerinin güçlü bir simgesi olarak yandığını, fakat yeteri kadar önlem alınamadığı için dünyayı kirlettiği haberleri servis ediliyor. Sovyet çöl gizemi şeklinde haberler servis ettirirken buzdağının zirvesi artık Türkmenistan dünya için büyük bir sorun olmaya başladı değerlendirmesi yapılmış. Kısacası dostlar, batılı ülkeler bakalım bundan sonra Türkmenistan'a müdahale edecek mi? Şimdi de Türk dünyasından Türkmenistan'ın üzerine geldiklerini görmekteyiz. Türkiye'ye zaten hep geliyorlar. Azerbaycan'ı tehdit ediyorlar. Şimdiden de Türkmenistan'ı kafaya takmış durumdalar. Zaten bir diğer Türk ülkesi Kazakistan'da Çin ve Rusya arasında tehditler altında kalıyor. Şu haber paylaşılıyor. İlk kez Libya'da Elvatia Türk hava üssünden Türkiye'ye ait A400M Afrika'ya doğru ilerliyor. Daha öncesinde bunu görmemiştik değerlendirmesi yapılmış. Yani Afrika'ya giden bir uçak bu sefer ülkemiz Türkiye'den kalkmıyor. Doğrudan Libya'daki üssümüzden kalkıyor. Daha sonrasında bu uçağın Çad'a gittiği ifade edilmiş. Çad'a gittiğine dair de haber paylaşılıyor. Çad, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M'yi ağırlıyor. Çad ordusuna yoğun sevkiyat yapılıyor ki zaten Türkiye'den sürekli özellikle Mürted üssünden silah teslim aldıklarını, yine Tekirdağ'dan silah teslim aldıklarını hatırlatalım. SİHA'ları kısacası teslim alıyorlar. Milli Savunma Bakanlığımız İtalya Deniz Kuvvetleri ve İspanya ile beraber çok sayıda ülkenin katıldığı Flotex 23 tatbikatına katılım sağladıklarını duyururken buradan da çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Dün de İspanya'nın bu konudaki açıklamasını aktarmıştık. Evet değerli izleyiciler, son haberler bu şekildeydi. Gün içerisinde yeni gelişmelerle görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.